romantik demek gerçekçi olmamak demektir. Evet. Yani kız erkek ilişkilerinde de biz bunları görüyoruz. Mesela kız çocuklar daha akıllı ve daha gerçekçidirler. Aslında evet. Kızlar romantik biliyorlar ama erkekler romantik oluyorlar. Kızlar da o yani birçoğu için diyorum veyahut belirli bir kesim için. Yani deliyle uğraşır gibi onlarla uğraşıyorlar. Böyle ağlıyor koskoca herif, böyle sakalı bıyıklı herif. Gidiyor ağlıyor, diz çöküyor, yalvarıyor, mektup yazıyor. Böyle mum yakıp oturuyor. Yani deli gibi böyle. Çok ilkel hareketler. mesela mektup yazıyor, mektubun kenarını yakıyor falan. Gözyaşından ıslandı diyor. Koskoca herif artık öyle diyeyim yani böyle. Yani insan ne diyeceğini şaşırıyor. Yani boyundan adam asılır. Fakat akıl mercimek kadar kalmış artık yani. Halbuki insan çok samimi ve candandır. Yani bir kere insan yüzüne bakınca gerçek yüzü olması lazım. Gerçek sesi, gerçek konuşması, gerçek bakışı, gerçek fikri olması lazım. Koskoca adam böyle sanki 1940'larda çevrilmiş film gibi ilginç bir moda giriyor. Hareketler yavaşlamış, tavırlar değişik, bakışları değişik, her şeyi yapmacık, ses tonu yapmacık, acındırmaya çalışıyor kendini. Garip hareketler, yağmurun altında gizleniyor, yağmur yağıyor tepesinden. Tabiri caizse parmağına takıp oynatıyor böyle. Evet. O zavallı da mesela kadın diyor ki ona olağanüstü olduğunu söylüyor. Yani böyle bir vakayı ilk defa gördüğünü söylüyor. O kaz da ona inanıyor. Böyle, yani dünyanın en muhteşem varlığı olduğuna samimi olarak inanıyor. Ondan sonra artık onun esiri oluyor yani istediği gibi onu yönlendiriyor. Mesela otur kalk kalk ne derse onu yapıyor. Çok zavallıca ve akılsız yani kadın onun akılsızlığını görünce daha da nefret edip daha da kinleniyor. Evet. Daha da onu ezmeye başlıyor. Ezdikçe de o daha da duygusallaşıyor. Kadın gibi ağlamaya başlıyor. Tam bir rezilliktir gidiyor. Yani kadın orada onu ezen, aşağılayan, onu yönlendiren, onu hiç hale koyan bir konuma gelmiş oluyor. O da kişiliğini tamamen kaybediyor. Yani bu tabii ben bunu söylerken toplumda bunu gayrimeşru olarak yapan kesimlerde meydana gelen Allah'ın onlara bela olarak getirdiği sistemi anlatıyorum. Yoksa mümin bir kadın zaten böyle rezil konumlara düşmez. Müslüman bir erkek de böyle rezil durumlara zaten düşmez. Yani derin bir saygı, derin bir sevgi, müthiş bir değer verme ve gerçek yüzüyle konuşma vardır. Gerçek evet. Kişiyle konuşma vardır. Yani akıllar karşılaşır orada. İki güzel akıl birbirini derin sever ve derin bağlanır. Bu vakalarda biri romantik, öbürü de onu yönlendiren ve o deli dünyanın içerisinde sokan konumda olmuş oluyor. Allah onları ezmiş oluyor ve gerçek sevgiyi de tadamıyorlar. Fakat müminler helale harama dikkat eder, ölçüye de dikkat ederler. Birbirine olan saygıya da dikkat ederler. Dolayısıyla mesela birçoğu flört adı altında zina ediyor. Yani gayrimeşru ilişkiye giriyor. Öyle evet. Şey olmaz. Mümin ehli sünnet inancındaki ölçülere dikkat ederek hareket edecek. Romantizm mantıklı olmayı ortadan kaldırıyor. Tutarlı konuşmayı ortadan kaldırıyor. Mesela bir insan bir kadınla beraberse ona romantik hareketler yapması, romantizme uygun hareketler yapması onu otomatik yapmacıklığa sürükleyecektir. Kadınların da en nefret ettiği şey yapmacıklıktır. Yani erkek olsun, kadın olsun insanlar yapmacıklıktan hoşlanmaz. Doğal ve tabii insan çok etkileyicidir. Yani bir kadını en etkileyecek şey karşıdaki insanın dürüstlüğü, samimiyeti, Allah'tan korkusu, güvenilir olması, dengeli ve akıllı olmasıdır. Romantikliği aklı başına bir kadını nefret ettirir. Kızdırır hatta. Yani rahatsız olur öyle bir insanda. Ama akıllı bir insan, tutarlı bir insan, derin düşünen bir insandan çok hoşlanır bir kadın. Yani onun tutkuya olan derinliğini, aklını gördüğünde Allah onda özel bir güç meydana getirir ruhunda. O kadın o zaman onu çok sever. Ve çok etkilenir onda. Yani ruhunda tarif edemediği bir zevk meydana gelir. Altıncı bir his meydana gelir. Ama romantizmde karşılıklı tiyatro sanatçısı gibi bir karşılıklı aldatmaca vardır ve çok çok küçük düşürücü olur tabii. Romantik olmak tabii ki Müslüman akılcı olur. Romantikte dengeli davranamazsın ki. Yani ya ağlar ya intihar eğilimi olur ya kendine azap verir.
Dengeli davranamaz mı romantik olan hocam? Genelinde öyle olur. Yani hüzün getirir ve tavırlarında bozukluk olur. Akılcılık en güzelidir. Yani akılcılıkta heybet, derinlik ve ihtişam olur. Bir insanın ruhunu derinden etkileyen bir güzellik ortaya çıkar. Romantiklikte akıl çıkmaz. Yani yapmacıklık çıkar. Yani film stüdyosu gibi olur ortalık. Yani yerli filmlerdeki gördüğümüz bazı sahneler gibi olur. Hem biraz komik olur hem de gerçekçi olmaz. Gerçekçi olmak çok güzeldir. Akıllı olmak, derinlik, tutku, Allah aşkı, Allah'ın tecellisi olarak insanları görmek, Allah için sevmek ruhta derin etki meydana getirir. İnsanın o zaman altıncı hissi devreye girer. Yani insanda bir tutku hissi vardır, derin sevgi hissi vardır. O zaman Allah mesela kadınlara karşı insan ruhundaki o derin sevgiyi ortaya çıkartır. Romantizm yerine Allah'ın verdiği o altıncı hissin, o derin ve büyük hissin ortaya çıkması çok önemlidir. Romantizm aklı örten, mantığı örten, yapmacıklıkla biraz da işte oradan buradan gördüklerinden insanın yaptığı komik uygulamalardan oluşuyor ve mahcup edici genelde.